Diyelim ki hasta bize gelmeden önce, 5 yıl önce, 10 yıl önce bir sinüzit ameliyatı geçirmiş ve bize gelmiş ve benzeri şikayetler var ve biz de cerrahi olarak yeniden ameliyat önerdik. Ancak biz cerrahiyi yaparken karşımıza hiç dokunulmadan gelmiş bir hastada bizim içerideki hareketlerimizi, ilerlememizde bize yol gösteren bir takım önemli noktalar vardır. Biz o noktaların bir kısmını kullanarak içeriye gideriz daha güvenlikli olarak. Çünkü içeride çok önemli dokular var. Çünkü iki gözün arasına giriyoruz. Çok ince kemiklerle gözden ayrılmış durumda. Çok rahatlıkla o kemikleri zedeleyip göz kanalının içerisine, gözün içinde bulunduğu çukurun içine düşebiliriz. Daha geride eğer sfenoid sinüsle uğraşıyorsak, o bölgede optik sinir dediğimiz göz siniri var. Göz siniri veya beyne giden şah damarı var. Onların aralarında bir yerlere giriyoruz. Daha önce birisi ameliyat etmiş ve size yeterince iyi bir ameliyat notu yazmamışsa, yazmış olsa bile siz cerrahi yaparken içeride kaybolabilirsiniz. Yani bu bir çeşit gözünüzü kapatıp bir şeye girmekten farksız veya sinemaya ışıklar açıkken gidip koltuğunuzu bulmakla ışıklar kapalıyken bulmak arasındaki fark gibi. Peki o zaman ne yapıyoruz? İşte o zaman navigasyonel cerrahi diye bir cerrahi yapıyoruz. Ne farkı var? Şu farkı var. Yine bize yardımcı bir enstrüman daha eklemiş olduk bu cerrahide. Hastanın tomografisini daha detaylı olarak çekiyoruz. Ondan sonra hastanın alnına yerleştirdiğimiz bir bant, metal bir bant bu özelliği olan. Onunla hastanın tomografisini eşleştiriyoruz. Ve böylelikle elimizdeki bir yine bu sisteme bağlı bir aletle dokunduğumuz herhangi bir noktayı tomografide birebir görüyoruz. Yani bizim elimizdeki kullanacağımız aletin burun içerisinde dokunduğu noktanın neresi olduğunu tomografide izleyerek cerrahiye gidiyoruz. Böylelikle böyle tehlikeli demin bahsettiğim alanlara yaklaştığımızda daha dikkatli olmamızı ve o alanlarda o dokulara herhangi bir hasar vermeden bu cerrahiyi tamamlamamızı sağlayan bize yardımcı bir yöntem oluyor navigasyonel cerrahi. Adı üzerinde bize yol gösteren cerrahi aslında. Ve bu cerrahi sayesinde daha önce ameliyat olmuş ama mesela bizim öyle hastalarımız çok geliyor. 5 sene önce, 10 sene önce alerjisi de var hastanın, ameliyat olmuş, nazal polipleri varmış, alınmış ve tekrar aynı tabloda geliyor. Burun içi olduğu gibi poliplerle dolu. Biz bunu bir takım aletlerle o polipleri alıyoruz ama alırken de dediğim gibi neredeyiz, hangi aşamadayız, önden arkaya hangi seviyedeyiz, aşağıdan yukarıdan nerelerdeyiz, tehlikeli yerlere yakın mıyız, değil miyiz, defalarca tomografi üzerinde karşılaştırarak gidiyoruz. Cerrahinin süresini hem kısaltan bir şey, bu olmasa belki 5 saatte bitecek bir cerrahi 2 saate indiriyorsunuz. Hasta daha az anestezi alıyor. Hepsinden daha önemlisi hem hasta için hem hekim için son derece güvenli bir cerrahi yapmış oluyorsunuz.